Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pah bahsedeceğim. Fah kırmaya göstermek için basit bir dikdörtgen çizdim. pa kırmaya bakın arkadaşlar. Radyüsün olduğu kısımdan giriyorsunuz. Radyüsün yanındaki oka tıklayıp altından sketch chamfer'a seçiyorsunuz. Bu pa kırmadır arkadaşlar. Zaten ikonundan da anlaşılıyor. pa kırmanın iki tane parametresi var. İlki açı uzunluk. Diğeri ise uzunluk uzunluk. Öncelikle uzunluk uzunluk parametresinden başlamak istiyorum. Bakın bu parametre seçiliyken altında eşit uzunluk tiki var. Eğer bu aktif olursa sadece sadece bir tane ölçü istiyor SolidWorks bizden. Fakat bunu kapatırsak her iki kenar içinde bir ölçü girmeniz gerekiyor farklılığı görmeniz açısından ben bunu 20 yapacağım. Daha sonrasında sizlere nasıl çalıştığını göstereceğim. Dilerseniz bu noktaya tıklayabilirsiniz. Köşe noktasına. Fakat ben köşe noktasına tıklamak istemiyorum. Bakın geri alıyorum. Birinci kenara tıklayacağım. Daha sonrasında ikinci kenara tıklayacağım. Size şunun farkını söylemek istiyorum. Bakın 20 mm D1 uzunluğum. İlk tıkladığım kenar 20 mm olarak kesiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu sefer ilk buna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 20 milimetrelik D1 uzunluğu ilk tıkladığım kenar boyunca bu ekleniyor. Örneğin ilk buna tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi 20 milimetre ilk tıkladığım kenar için uygulandı. Veya eşit uzunluk dersem bakın her iki kenarında 20 milimetre olmasını istiyorum dersem bu şekilde 20 20 veya direkt köşe noktasına da tıklayabilirsiniz. Yine aynı sonucu verecektir geri alıyorum. Diğer parametremiz olan açı uzunluğa tıklıyorum. Bakın burada bir adet açı giriyoruz. 45 derece olarak verilmiş. Bir de 20 milimetre. 45 derece olduğu zaman biliyorsunuz geometriden eşit olur uzunluklar. Yani her iki uzunlukta 20 milimetre olur. Fakat 30 derece dersem farkı daha iyi anlayacaksınız. Bunda da ilk tıkladığım kenara bakın şöyle göstereyim. ikinci kenarı tıklıyorum. 30 derece ilk tıkladığım kenara uygulanıyor. Veya şöyle söyleyeyim. ilk uyguladığım kenar bu uzunluğu almış oluyor. Bakın 20 milimetre uzunluğunda oldu ve açıyı ise buradan almış oldu. Örnek veriyorum buraya tıklayacağım ilk olarak. Bakın tıkladım tekrar tıklıyorum 20 milimetre ve 30 derece. Bunların kullanımı bu şekilde. Geri alıyorum tekrar tıklıyorum tekrar tıklıyorum. Bakın 20 milimetre bu sefer bu kenar için uygulanmış oldu. Veya 45 derece dersem ve köşe noktasını seçersem görmüş olduğunuz gibi her iki kenarda aslında 20 milimetredir. 45 derece olduğu için. Evet pah kırmayla alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.